Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çin, ABD ile yaptırım savaşı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda Çin Komünist Parti rejiminin Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle iki Çinli yetkili ve 3 şirkete karşı yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında ABD tarafından yayımlanan Doğu Türkistan'daki insan haklarına ilişkin yıllık raporu değerlendirdi. ABD'nin yaptırım kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararın Çin'in iç işlerine müdahale anlamına geldiğini, buna kesinlikle karşı çıkacağını, ABD'nin yaptırım kararına karşılık vereceğini açıkladı. ABD'nin Çin'e yönelik yaptırımlarını Çin düşmanlığını amaçlayan bir adım olarak nitelendiren sözcü Mao, yabancı yaptırımlarla mücadele yasası kapsamında bir Amerikan şirketi ve insan hakları alanında faaliyet gösteren iki Amerikalı araştırmacıya karşı yaptırım uygulayacağını söyledi. ABD'nin Doğu Türkistan'la ilgili dezenformasyon yaydığına ve Doğu Türkistan'daki insan hakları meselesini bahane ederek Çinli yetkiliyi ve işletmelere yasa dışı yaptırımlar uyguladığına işaret eden sözcü Mao, ABD'nin girişimlerinin Çin'in iç işlerine ciddi müdahale ettiğini, uluslararası yasa ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına aykırı olduğunu, Çin'i karaladığını ve ilgili Çinli yetkili ve işletmelerin meşru hak ve çıkarlarına ciddi zarar verdiğini kaydetti. Mao, Çin'in buna kesinlikle karşı çıktığını, bu girişimleri şiddetle kınadığını ve bunun için ABD nezdinde ciddi girişimlerde bulunduğunu ifade etti. Mao ayrıca ABD'ye Çin'i karalama girişimlerini durdurup Çinli yetkililere ve işletmelere yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımları kaldırma ve Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasası gibi yanlış yasa tasarılarını uygulamayı durdurma çağrısında bulundu. Hindistan'da iki Çinli yakalandı. Çin, Hindistan'da para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun yöneticilerine konsolosluk koruması ve desteği sağlayacağını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında Hindistan'ın Çinli şirketlere eşit, adil, şeffaf ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlayacağını umduklarını ifade etti. Çin hükümetinin olayı yakından izlediğini, Çinli şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacağını vurgulayan sözcü Mao, Çin'in Hindistan'daki büyük elçiliği ve konsoloslukları söz konusu kişilere yasal koruma ve destek sağlayacaktır dedi. Hindistan'ın Mali Suçlarla Mücadele Kurumu Muhafaza Direktörlüğü, Vivo'nun ülkedeki biriminin üst yöneticiliğini vakaleten sürdüren Çin vatandaşı Hong Shixuan ve şirketin Mali İşler Direktörü Harinder Dahya ve diğer bir mali danışmanı 23 Aralık'ta gözaltına almıştı. Kara para aklamanın önlenmesi yasası kapsamında yürütülen soruşturmada, geçen yıl Vivo Hindistan'ın ofislerinde aramalar yapılmış ve biri Çin vatandaşı 4 kişi yurt dışına yasa dışı para aktarılmasına aracılık ettikleri suçlamasıyla mahkemeye çıkarılmıştı. Hint makamları, Vivo'nun Hindistan'da elde edilen gelirlerini Çin vatandaşları ve Hint şirketlerini kullanarak Çin'e transfer ederek büyük miktarda vergi ödemekten kaçındığını iddia ediyor. Çin, yapay zeka ile casusluk yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in ABD'liler hakkında veri toplamak ve depolamak için yapay zeka kullanabileceğini iddia etti. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat yetkilileri son zamanlarda fikri mülkiyet hırsızlığı ile ilgili yeni bir uyarı yaptı. FBI ve diğer bazı kurumlar, Çin'in ABD'liler hakkında veri toplayabilmek ve depolayabilmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanabileceğini öne sürdü. FBI direktörü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in yıllar içerisinde bir takım önemli kişisel veri hırsızlığına karıştığını söyledi.
FBI direktörü ayrıca Çin'in bilgisayar korsanlarını desteklemek için yapay zeka teknolojisinden yararlanabiliyor olabileceğini de iddia ederek Çin kendi teknolojimizi bize karşı kullanıyorlar ve operasyonlarını geliştirmek için yapay zeka üzerinde çalışıyorlar dedi. Amerikalı yetkililer, Çinli istihbarat elemanlarının ABD'li ajanları tespit etmek için uzun bir süredir pasaport bilgileri ve tıbbi kayıtlar dahil olmak üzere pek çok kişisel veri çaldığını düşünüyor. Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski danışmanları ise Çin neredeyse her Amerikalı hakkında sağlık kayıtlarından kredi kartlarına, pasaport numaralarından ebeveynlerinin ve çocuklarının ad ve adreslerine kadar uzanan bir veri tabanı oluşturmak için yapay zekayı kullanabilir. Korkunç bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayız ifadelerini kullanarak Çin tehdidine dikkat çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapındaki en büyük bilgisayar korsanlığı imparatorluğu ve küresel siber hırsız olduğunu belirtti. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.